Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler kimyasal hesaplamalarda 4. bölüm. Bakın takip ettiğimiz kitapta burada. Bu videoyla arkadaşlar zaten bu ünitemizde bitmiş oluyor. Baya bir ilerlemiş oluyoruz arkadaşlar. TT 10. sınıf konularında. Şimdi biz bu ders videomuzda ne göreceğiz diye incelersek saflık problemleri, numunenin ne olduğunu, içeriğin ne olduğunu, cevherin ne olduğunu anlayacağız ve tepkimelerdeki yüzde verim hesabı yapacağız. Dersin sonunda da bu sorumuzu çözerek olayı anlayıp anlamadığımızı görmeye çalışacağız arkadaşlar. Umarım güzel, sağlıklı, anlaşılır, faydalı bir ders videosu olur arkadaşlar. <laughs> Saflık problemleriyle başlayalım isterseniz. Şimdi elimizde bulunan madde tek bir maddeden oluşmayabilir. Yani birkaç maddeden oluşan bir karışım olabilir. Böyle durumlarda arkadaşlar soruda işte numune gibi, içerik gibi, inert madde gibi, e, cevher gibi kavramlar kullanılır arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken nokta nedir diye bakarsanız burada arkadaşlar saf olan kısımdan yola çıkmamız lazım. Yani eğer bir madde tepkimeye giriyorsa saf olan kısım tepkimeye girer. Yani saf olan kısım tepkimede harcanır diyebiliriz. Şimdi burada biz en güzel soru çözeriz bunu iyi anlayabilmek için. Elimde %42'lik 300 gram magnezyum karbonat katısı var. Şimdi elimde arkadaşlar bu katının aslında 300 gram olduğunu söylüyoruz ama magnezyum karbonatın hepsi 300 gram değil. Yani bu 300 gramın %42'si ancak magnezyum karbonat. Onu söylemekte fayda var ve burada denkleme göre ayrışıyor ve tam verimli tepkimeymiş. Yani magnezyum karbonatın tamam bitmesi lazım kaptayı katı kütlesi kaç gram azalır demiş. Güzel bir soru. Şimdi ağza açık bir kapsa düşünelim. Normalde aslında kütle korunması gerekir, değil mi? Bir işte katı var, e, Katın içerisinde magnezyum karbonat e, var. Şimdi biz bunu ısıttığımız zaman arkadaşlar ağza açık bir kap olduğu için bakın burada ne olmuş? Karbondioksit gazı açığa çıkmış ve karbondioksit gazı uçtuğu için Başlangıca göre arkadaşlar belki magnezyum oksit katısı oluşuyor. Fakat bu da bir katı bu da uçmaz ama oluşan karbondioksit gazı ne yapar? Uçarak kaplı kütleyi azaltır. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Elimdeki magnezyum karbonat kaç gram onu bulacağız. 300'ün %42'sini bulursanız arkadaşlar şöyle bir ifade olacaktır. Bakın buradan ne gelir? E, 126 gram demek ki saf burada elimde magnezyum karbonat var. Şimdi bu saf magnezyum karbonatı hemen ben burada tepkimeyi bir daha yazayım isterseniz daha iyi görebilmek açısından. Bu katıymış evet. Magnezyum oksit katısı artı karbondioksit gazı şeklinde buraya bunu yazdık. Pekala. Şimdi bunun kaç mol olduğunu bulalım. N eşittir M bölü M diye bizim bir formülümüz var mıydı? Evet vardı. 126'yı arkadaşlar eması olan ki magnezyum 24 evet e, karbon 12 3 kere e, oksijen 16 buradan da ne gelir 48 gelir toplarsak arkadaşlar buradan 84 geliyor. Şimdi 126'yı 84'e böldüğümüz zaman 42'ye bölersek zaten 3 bölü 2 yani 1.5 mol aslında 3 bölü 2 mol gelecekti Yani elimde aslında saf olan 1.5 mol'lük bir e, magnezyum karbonat var daha bunlardan yok başlangıç. Tepkime sonuç tam tam verilme demek ki bunun bir buçuk hepsi gitmek zorundadır evet dolayısıyla şimdi bak bir kastaydıdan bir ee, buçuk giderse bu da bir kastayısı bu da bir kastayısı dolayısıyla ne olur buradan da karbondioksitten de bir buçuk mollük bir arkadaşlar oluşum olması gerekiyor yani sonuç olarak açığa 1,5 mol'lük karbondioksit çıkar ve bu 1,5 mol karbondioksit ne yapar? Doğaya karışır ve katı kütlemizde yani kapta bir kütle kaybına sebep olur. O zaman şimdi n eşittir m bölü ma olduğu için ne kadar karbondioksit oluşursa o kadar kapta kütlemiz azalacak. 1,5 mol eşittir n bölü ma'sı da bunun arkadaşlar karbon 12, oksijen 16, 2 kere 16, 32 yani 44 gelecek. İçler dışlar çarpımlar arkadaşlar ne olur? 66 gram karbondioksit burada oluştuğu için toplam kütlede azalma meydana gelecektir. Devam edelim bakalım. Şimdi elimde yine bir madde var. SO2 madde var ve bununla beraber inert gazlar yani inert demek tepkimeye girmiyor demektir arkadaşlar. Yine elimde başka başka maddeler varmış. Yani sadece 64 gramın hepsi SO2 değil. Bunu görmüş olduk. Şimdi burada yalnız SO2'nin tamamen yakılabilmesi söz konusu. Yani tepkimeyi bir kere daha buraya isterseniz yazalım. Kükürtlü oksit yakıldığı zaman ne açığa çıkacakmış? SO3 gazı açığa çıkacakmış ve bunun için 12 gram oksijen gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar 64 gramlık bir numune var ama e, bunun için yani e, hepsi tabii ki SO2 değil ama 12 gram oksijen gazı gerekiyorsa hemen bu da molünü bulabiliriz. E, şimdi n eşittir en bölü MA tabii ki değil mi n eşittir en bölü MA. Maddenin kütlesi 12 gram eması da bakın arkadaşlar oksijen 2 çarpı 16 32'dir. E, burada arkadaşlar ne olur? E, 4'e bölersek 3 bölü 8 mol. Yani burada arkadaşlar 3 bölü 8 mol oksijen harcamışsak e, şimdi bakın 1'e karşılık yarım. Dolayısıyla bu durumda tamamını yakmak için 3 bölü 8 mol oksijen harcamına göre tamamı SO2'nin kaç mol olması lazım bu durumda arkadaşlar? 6 bölü 8 mol olması lazım ki bakın 1'e 6 bölü 8 yarımdan 3 bölü 8 mol olmuş olması lazım ki işte 6 bölü 8 mol e, SO2 harcanmış oluyor burada dolayısıyla. 6 bölü 8 mol demek 2'ye bölersek demek ki 3 bölü 4 mol elimde SO2 var demektir. Şimdi burada arkadaşlar SO2 3 bölü 4 mol ise hemen bunun biz burada ne yapabiliriz? Kütlesini bulabiliriz. En eşittir en bölü MA formülünden SO2'nin kütlesini bulalım. E, kütle arkadaşlar mol ile MA'nın çarpımıdır. Yani o zaman e, 3 bölü 4 mol SO2 çarpı MA'sı kaç? Kükürt 32 artı 2 çarpı 16'tan 64 gelir. Bakın içler dışlar çarpımından buradan... 48 gramlık bir elimde SO2 var. Yani demek ki aslında 64 gramlık karışımın 48 gramı SO2. O zaman şöyle yaparız: 64 gramlık karışımda 48 gram saf SO2 varsa 100 gramlık karışımda ne kadar saftır SO2? Yani yüzdesini bulabiliriz. Bakın buradan içler dışlar çarpımı. Zaten 64 SO2 ile böl... Yani burada işler dışlar çarpımı sadeleştirebilirsiniz. 12'ye böl ee, 16'ya böldüğümüz zaman burada kalır 3, burada kalır 4. İşte 3 çarpı 100 yani şurada x desek 4 çarpı x eşittir 300 olursa x de buradan ee, %75. Yani demek ki %75 saflıkta bir maddemiz varmış. Buzun sonucunda da cevap da burada denizli olacaktır. Evet devam edelim bakalım. Şimdi verim problemlerine geçelim. Şimdi biz daha önce çok çoğunlukla şunu yaptık. %100 verim tepkimeleri yapmıştık. Ne oluyordu? Tepkimede girenlerdeki maddelerden biri veya ikisi birden tükenebiliyordu bu durumda. Böyle tepkimelere biz %100 ya da arkadaşlar tam verimli tepkime diyoruz. Şimdi fakat yeterli koşullar sağlanamazsa mesela sıcaklık yeterli değil, basınç yeterli değil falan bu durumda arkadaşlar tepkime tam verimli olmayabilir. Mesela şimdi burada ne yapacağız? İşte yüzde de bu kadar oluşuyorsa bu kadar verimde ne kadar oluşur gibi oran orantı kullanacağız. Bakın oran orantı. Mesela şimdi burada düşünelim. Şimdi x2 ve y2 maddelerinden x, y2 maddesi oluşmuş. Şimdi başlangıç tepkimi sonucu. Mesela bunun biz yüzde yüz verimli olmasını düşündüğümüz zaman kimin bitmesi gerekirdi? Bak 1'e 2 ise X'ten 2 mol gittiğinde, değil mi bu durumda? Y'den de 4 mol gitmesi gerekirdi, değil mi? Bu durumda da 2'den yani neden? 1'e karşılık 2 mol, 2'ye karşılık 4 mol, 2'ye karşılık da gene 4 mol oluşurdu. Yani 4 mol bir değişim olurdu ve X2 hiç kalmazdı. 2 mol Y2 artardı, evet arkadaşlar ve 4 mol de x y 2 oluşurdu. Şimdi bu durumda arkadaşlar bak tepkime yüzde verimli. Değil mi? Şimdi bakın mesela diyelim ki bize soruda şey dedi. Hani x 2'den e, 2 mol değil de 0.5 mol harcadık mesela diyelim. O zaman şimdi eğer yüzde verimli biz bir tepkimede 2 mol x harcadığımızda eğer arkadaşlar e, 0.5 mol x harcarsak verimimiz nedir deyip böyle bakın verim ve x'in e, moline göre yapabiliriz. Yani 2 mol x harcadığımız zaman %100 verim. 0.5 mol x harcadığımız zaman ne kadar verim gibi. Veya mesela deseydik ki biz arkadaşlar işte e, 0.4 mol x 2 oluşuyor deseydi. O zaman şimdi eğer 4 mol e, x y 2 oluşurken verimimiz %100 ise 4 mol oluşurken ne kadar verim gibi. Mesela %10 verim dedim. Burada görüyorsunuz ki böyle bir verim hesabı yapacağız. Yani %100'ü bulacağız. %100'de bu kadar harcayacaktık. Veya %100 olsaydı bu kadar oluşacaktı gibi yorum yapacağız. Ondan sonra bu kadar oluşmuş ne kadar verim diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada şöyle bir şey de var aslında. Şimdi eee şunu şöyle söyleyebiliriz. Gerçek verim ve teorik verim diye bir şey var. Gerçek verim e, bizim deneyde elde ettiğimiz verim olmuş oluyor. Ger e, teorik verim ise e, olması gereken yani %100 verimde elde etmemiz gereken ürün olmuş oluyor. Mesela burada atıyorum şimdi verim nedir değil mi biliyor musun? Verim şöyle de ifade edilir. Verim e, şöyle gerçek verim bölü teorik verim çarpı yüzden de hesaplanabilir. Mesela ben bunu hiç kullanmıyorum pek ama bazen öğrenci bunu kullanabilir. Mesela düşünelim ki gerçekte 0.4 mollük bir x 2 oluştu. O zaman gerçek verimiz bizim 0.4 mol. Peki teorik ne kadar ama yani %100 verimli olsaydı 4 mollük bir elde edecektik. Çarpı formülden gelen 100 bak ne olur? %10. Yani eğer e, gördünsek yani eğer, eğer 4 mol oluşacağımızda 0.4 ise %10 yapıyoruz ya. Burada arkadaşlar teorik bir verim şudur. %100 verimle elde ettiğimiz şey gerçekte deneyde olan yani deneysel bir o ifade. Deneyselde biz 0.4 elde ettik diyelim. Ama gerçekte 4 mol x'ye 2 elde edeceğiz. O zaman 0.4 bölü 4 çarpı 100'den de buradan ne yapabiliriz? E, verim hesabı yapabiliriz. Evet. Bu da bizim için bir yöntemdir. Peki bakalım şimdi arkadaşlar ne demişiz? Alkali metaller H2O ile tepkime girerek bazı hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Bu böyle bilgimiz var. Yukarıdaki bilgiyi kimya öğretmeninden öğrenilen Ayça 9.2 gram sülf, e, sodyum metalini suya atıp patlattığında açığa normal şartlar altında 3.36 litre hacim kapladığı görüyormuş hidrojen gazının. Arkadaşlar açığa çıkan gazı hidrojen gazı olduğunu söyleyelim bu arada. Çünkü burada yazmış zaten. Ve tepkime verimi nedir? Şimdi tepkimeye vermemişiz ama şimdi alkali metal sodyum tabii ki. Sodyum biz suya tepkimeye soktuğumuz zaman baz. Kimdir bu baz? Tabii ki sodyum hidroksit değil mi? Sodyum hidroksit artı Hidrojen gazı. Bakın şimdi tepkimeyi denkleştirmek için şöyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar. Ee, Tabi burada iki hidrojen var. Şuraya ben 1 bölü 2 koyarsam olayı neticelendiririm diye düşünüyorum. Şimdi 9 gram sodyum. Şimdi sodyumun ben hemen molünü bulalım. Ee, M bölü MA değil mi? Bakın aktif metaller 1A grubu metalleri e, su ile tepkimeye girebilir. Bunu mesela 3A grubu yapamaz veya B grubu elementleri yapamaz. 2A'nın bazıları yapabilir. Su ile tepkimeye girmek metallerde aktiflik demektir. Şimdi dolayısıyla 9.2 gram e, sodyum vermiş. MA'da 23. Bakın 4 katı yani 0.4 mol oluyor aslında bakarsanız. Yani elimde 0.4 mollük bir sodyum var. Eğer bu tepkime %100 verimli olmuş olsaydı, bakın burada daha yoktu zaten. Hidrojene göre bakalım. Hidrojenden bize bahsetmiş. Şimdi 1'e karşılık yani şöyle 1'e karşılık 0.4 gitseydi buradan hiç kalmazdı görüyorsunuz ki. Ve yarımada ne oluşurdu? 0.2 mol oluşur değil mi? Ya yani normalde eğer %100 verimli olsaydı 0.2 mol hidrojen gazı oluşacaktı. Ama ne oluşmuş? 3.36 litre oluşmuş. O zaman şimdi ne yaparız? En eşittir. V bölü 22,4 yaparız. 3.36'yı ben 22,4'e bölersem bakın bu ne oluyor? E, baktığımız zaman arkadaşlar tam böyle işte 33.6 olsaydı bir e, 1.5 katı olacaktı. Yani 0.15 mol. Yani normalde aslında %100 verimli bir yani verimi %100 olan bir tepkimede ben 0.2 mol hidrojen elde edecektim. Ama 0.15 mol elde ettiğime göre yüzde verimim nedir deyip buradan arkadaşlar işlem yapabilirim. Tabi burada işlem yaparken e, işler dışlar yapabilirsiniz. İşte 0.2 çarpı x eşittir. 0.15 çarpı 100 değil mi? Böyle yapabiliriz. Mesela bu 0.20 diye düşünürsek bu 0.15. Hani 20'yi 15 bakın 20'yi bölsek 4 kalır. Burada kalır 3. Burada kalır 1. Burada kalır 25. Ne olur bakın %75 gibi bir oran düşünebiliriz. Böyle bunu yazabiliriz. Yani verimimiz 175. Ya da ne yapardık? Bak şöyle yapardık. Deneysel bölü teorik çarpı 100. Deneysel ne? 0.15 mol elde ettim. Ama teorikte yani %100 verimde 0.20 mol elde ettim. Çarpı 100. Deneysel bölü teorik çarpı. Buradan da yine %75 bulacaktık. Yani bu da bizim bir yöntemimizdi. Bunu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İkinci yol olarak bu da kullanılabilir. Yani tercih sizin. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu yapabilirsiniz. Yani burada size bırakıyorum bu işleri. Şimdi eşit mollerde yine bir sorumuz. SO2 ve O2 gazlarımız var. Burada arkadaşlar bir yanma tepkimesi sonucunda %80 verimli tepkimizden e, SO3 gazı elde ediyoruz. Buna göre kapta kaç mol gaz vardır diye sormuşuz. Güzel bir soru bence. Şimdi ne yapacağız? Burada şöyle bir şey var. Elimizde eşit mollerde. Şimdi bakın bu tarz sorularda benim şunu tavsiye ediyorum size. Mesela %100 verimli olsaydı kim bitmesi lazımdı? Mesela iki tane SO2. Ben buraya bir daha yazayım. O2 ve iki tane SO3. Şimdi normalde bu tepkime %100 verimli olsaydı. Mesela başlangıçta 2x mol buradan alsaydım. Hani eşit mol diyor ya 2x mol de buradan alsaydım buradan daha yoktu. Hani başlangıç tepkime sonuç. Bak 2'den 2x gittiğinde 1'den x giderdi ve sonuç olarak da 2x mol oluşurdu ve sonuçta burada hiç kalmazdı ve x mol O2 artardı değil mi? Ve 2x mol oluşurdu. Bakın şimdi normalde eğer eşit mol deseydik ee, SO2 sınırlayıcı madde olması gerekiyor görüyorsunuz ki. Biz bunu burada yaz yazabiliyoruz. Şimdi ama diyor ki %80 verilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere daha yazayım buraya ben bunu. 2 tane SO2 artı O2'den 2 tane SO3 yazdım ya. Şimdi normalde %80 verimli olarak 8.96 litre SO3 yani başlangıç yok aslında. 8.96 litre demek kaç moldur? En eşittir. V bölü 22.4 değil mi? SO3 için. Yani 8.96'yı 22.4'e bölersem aslında 0.4 mol. Yani 0.4 mol'lük bir SO3 oluşuyor arkadaşlar bu durumda değil mi? Ama yalnız bu %80 verimliymiş arkadaşlar. Yani Demek ki tepkimeye girmeyen madde var. Ama burada şunu söyleyebilirim aslında bakarsanız. Hani 2'den 0.4 mol oluşursa aslında buradan 1'den ne kadar e, gitmesi gerekirdi? Bir 1'den e, de do dolayısıyla 0.2 mol gitmesi gerekirdi. 2'den de gene bakın hani başlangıç tepkime sonuç yazıyoruz ya. Şimdi demek ki bu 2'den de gene 0.4 mol'lük bir azalma olması gerekiyordu. Peki Şimdi arkadaşlar eşit molle aldığımda aslında SO2 biterdi ama şunu söyleyelim isterseniz. Şimdi burada %80 verimli demiş bize. Yani şimdi eğer %80 verimle %80 verimde 0.4 mol SO3 oluşuyor ise acaba %100 verimli olsaydı ne kadar SO3 oluşurdu? Bakalım. Değil mi? Baktığınız zaman arkadaşlar ya da şöyle %80 verimle Smok'u 4 mol SO2 tepkimeye girseydi %100 verimde ne kadar SO2 tepkimeye girer Yani tamam bitmesi gerekiyor ya SO2'nin onu düşünelim. Yani %80, %80 verimde Smok'u 4 mol SO2 harcanmış. Acaba %100 verimde ne kadar harcanırdı? 0.5 mol harcanırdı. Yani o zaman demek ki başlangıçta Smok'ta 5 mol SO2 olurdu başlangıçta ve Smok'ta 1 mol burada artmış demek. ki. Yani %100 verimde olsaydı Smok'ta 5 mol tepkimeye girerdi. %80 verimde girdiği için Smok'ta 4 mol. Ve demişiz? Başlangıç molleri eşit demişiz. Yani o zaman oksijenin mol sayısı da burada SO2'nin mol sayısı kadar yani 0.5 mol olması gerekirdi ve oksijenlerin 0.3 mol arttığını söyleyebiliriz. Yani tepkime bu şekilde demek ki. Peki arkadaşlar bize ne demiş kapta başlangıçta kaç mol madde var? Zaten başlangıçta o zaman 0.5 mol SO2 ile 5 mol O2 olduğuna göre toplamda 1 mol'lük bir karışım varmış ve burada %80 verimli 0.4 mol'lük SO3'ü elde etmiş oluyoruz. Bakın ben önce buraya ne yazdım biliyor musunuz? Hani kimin bitmesi gerektiğini anlamak için. Yani normalde %100 verimli bitseydi, ay tepkime tamamlanmış olsaydı SO2 bitecekti. O zaman SO2 üzerine düşündüm. Yani SO2'de 80 verimde 0.4 mol gitmiş. Ve %100 verimde 0.5 yani bunun hepsi bitmesi gerekiyordu. O zaman 0.5 almamız gerekiyormuş demek ki diye düşüneceğiz arkadaşlar. E bu ise bu da 0.5. Buradan da bunu yakalamış olduk. İnşallah anladık değil mi? Evet bakalım. %20 saflıkta e, buraya baktığımız zaman bakır oksit içeren e, bir e, numunemiz var ama 160 gramlık bir numune. Arkadaşlar bak 160 gram numune diyor ama bunun %20 saflıkta olduğunu söylemiş. O zaman şimdi bakır oksitin kütlesi nedir? 160 gram değil. Bu 160'ın %20'si. Yani 160 çarpı 20 bölü 100 yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan sıfırlar gider. Bak ne geldi? 32 gram elimde bakır oksit var diyebiliriz. Peki arkadaşlar bunu böyle yazdıktan sonra ne düşünmemiz lazım? Bakır oksitin biz burada molünü bulmamız gerekiyor tabii ki. Nasıl bulacağım ben molünü? En eşittir en bölü MA. Tabii ki ee, arkadaşlar burada bakır oksitin molü kütlesi 32 olduğuna göre MA'sı da bakın 64 artı 16'dan 80 gelir görüyorsunuz ki. 4'e bölersem 8 bölü 10 yani smoker 4 mol. Yani elimde saf bakır oksit smoker 4 mol. Şimdi tepkimeyi bir kere daha ben buraya yazayım isterseniz Arkadaşlar, şöyle ki bakır oksiti ben ne yapıyorum? Ayrıştırıyorum, bakır ve oksijen gazına dönüşüyor. Bu bir ayrıştırma tepkimesi bu arada. Başlangıç tepkime sonuç. Yani başlangıç elimde 0.4 mol bakır oksit var. Bunlardan daha yok tabii ki. Tepkime sonunda arkadaşlar ne olmuş? 2.24 litre oksijen gazı oluşmuş. Şimdi mesela bu tepkime tam verimli olmuş olsaydı ne olurdu? Buradan 0.4 giderdi, değil mi? Birden 0.4 giderdi, birden 0.4 oluşurdu. 1 bölü 2 den de 0.2 mol oluşurdu. O zaman hiç kalmazdı. 0.4 mol e, bakır ve 0.2 mol de oksijen gazı oluşurdu. Değil mi? Normalde %100 verimli bu şekilde olması lazım. Şu anda ben ne yaptım? %100 verimli yaptım. Peki arkadaşlar olan ne? Olan şu 2.24 litre oluşmuş hidrojen oksijen gazından. O zaman oksijenin mol sayısı ne olur? Gerçekte olan hani hayaller gerçekler diyoruz ya hayalimiz 0.2 mol oksijen gazı elde etmek. Ama gerçek ne? En eşittir V bölü 22,4 deriz. Yani o zaman ne oluyor bu durumda? 2.24'ü 22,4'e bölersek 0.1 mol O2 elde etmişiz. Yani elde etmek istediğimin yarısı. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. Bakın %100 verimli olsaydı 0.2 mol oksijen gazı elde ederdim. Ama 0.1 mol elde ettiğime göre verim ne kadar? Verim tabii ki %50. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Peki devam edelim. Kaptaki kütle başlangıca göre azalır mı? Arkadaşlar şimdi baktığımız zaman şöyle bir şey var tabii ki. E, bizim elimizde kap açık bir kap. E şimdi tabii ki katı maddesi var başlangıçta. E, bir miktar katı oluşmuş ama o açığa da oksijen gazı ne yapar? Çıkar. Oksijen gazı açığa çıkınca bu kaptaki kütleyi azaltır. O yüzden bu da doğru arkadaşlar. Peki şimdi... E bakır katısına kadar. Şimdi eğer %100 verimli olsaydı 4 mol ama arkadaşlar elimdeki madde verim %50 verim. Yani elde etmek istediğim maddenin %50'sini elde edebilirim ancak. Yani 0.4 mol değil de ben burada ancak 0.2 mol bakır oluşturabiliyorum. Peki n eşittir en bölü ma yazabilir miyim? Bence yazabilirim. 0.2 mol bakır eşittir en bölü ma'sı da 64 olduğuna göre içler dışlar çarpımından aslında ben burada 12,8 gram bakır elde etmiş oldum. O yüzden bu da yanlış olur. Cevap da burada denizli olur. Evet dersin başında bir tane atladığımız soru vardı. Ona da bakalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi burada bize bakın bir grafik vermişiz. Grafiği yorumlayalım isterseniz. Grafiği ben buraya yazayım yani şöyle şuraya yazmak yani tepkimi olarak yazalım. Azalanlar biliyorsunuz girenlere daha önce bu tarz sorular yapmıştık. Yani şöyle C2H5OH'la oksijen gazını e, C2H5OH'la oksijen gazını arkadaşlar ben tepkimeyi soktuğumda ne açığa çıkıyor? Tabii ki bakalım karbon, dioksit ve su açığa çıkmış. Buraya ben bunu yazdım. Tabi tepkime denkleştirmemiz gerekir. E, ee, arkadaş 2 karbon 2 tane karbon dioksit. 5 artı 1 6 hidrojen. Şuraya 3 su yazacağız. 7 3 de buradan 4 e, 3 de buradan 7. Bir tane burada var. O zaman buraya 3 koyacağız. Şimdi bakın başlangıç tepkime sonuç diye yazdığımız zaman başlangıçta kaç mol vermişiz arkadaşlar biz burada C2H5OH'ı bakalım 0.6 mol vermişiz gördüm bakın buraya yazdım oksijeni kaç mol vermiş o da 1.2 molmuş oraya da yazdım tabi karbondioksit ve su daha yok son duruma baktığımız zaman oksijen 0.9 mol'lük bir azalma kalmış. Ee, peki C2H5 OH'a bakalım. 0.5 mol var görüyorsunuz son durumda. Peki karbondioksite bakalım. 0.2 mol'lük bir oluşum var. Ee, X, suya bakalım da o da X mol var değil mi? Dolayısıyla bakın şimdi değişim ne kadar? Bak buradaki değişim 0.1 mol görüyorsunuz. Buradaki değişim 1.2'den 0.9'a gelmiş 0.3 mol. Buradaki değişim 0.2 mol. Buradaki değişim de 0.1 yani normalde x mol değil mi görüyorsunuz ki. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman x hemen bulabiliriz. Bak 1'e karşılık 0,1, 3'e karşılık 0,3 mol, 2'ye karşılık 0,2 mol, 3'e karşılık da demek ki x ne olması lazım bu durumda? 0,3 mol olması gerekir. O yüzden x değeri 0,3'tür doğru. Şimdi tepkimenin verimine bakacağız. Arkadaşlar şimdi kim bitmesi gerekiyordu normalde? Normalde bakalım bitmesi gereken üzerinden yorum yapalım. Şimdi bakın 1'e karşılık 3, 0,6'ya 1,8 olmaz elinde yok. O zaman şöyle düşün. Düşünelim. Şimdi normalde şu olması lazımdı arkadaşlar. Bakın olması gereken tepkimeyi ben bir kere daha buraya yazayım. İyice anlayalım tabii ki olayı. Arkadaşlar aceleye getirmiyorum. İyice anlamanızı istiyorum. Şimdi normalde elimde ne var? Şu üçmüş. Ee, elimde 0.6 mol buradan var. Ee, 1.2 mol buradan var. Bak buradan 1.2 gittiğinde Buradan da hani 3'e karşılık 1, 1.2 0.4. Yani buradan biterdi. Buradan da 0.2 mol artardı, değil mi? Artardı diye söyleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla kim bitmesi lazım? Oksijen bitmesi gerekiyor. Normalde eğer böyle bir tepkimede yani tam verimli olmuş olsaydı 1.2 mol oksijen bitecekti. Peki o zaman %100 verimli tepkimede 1.2 mol oksijen harcanıyor ise bakın harcanan madde üzerinden düşünelim. Ama ne kadar harcamışız? 0.3 mol harcamışız. 0.3 mol oksijen harcadığımıza göre yüzde kaç verim vardır? Yani harcanan üzerine veya oluşan üzerine bakmamız gerekir. O zaman dolayısıyla bakın arkadaşlar 1.2 %100 verim. 0.3 verim bakın 4'te biri. Yani o zaman yüzde 25 verimlidir. Cevap bu doğru. Veya bakın e, C2H5OH üzerine de düşünebilirdik. Eğer yüzde 100 verimli olsaydı 0.4 mol'luk C2H5OH harcamam lazımdı. Ama ee, bakın 0.1 mol harcadığıma göre ne kadar verimimiz? Ya şunu da yapabiliriz. %100 verimli olsaydı bak 3'e karşılık 1.2 2'ye karşılık arkadaşlar ya da 1'den 0.4 2'den 0.8 mol karbondioksit oluşması lazımdı. Bak şimdi normalde 0.8 mol karbondioksit oluşması lazım ama 0.2 mol oluşmuş. 0.8 0.8'de 0.2 yüzde 25. Hep aynı yere geliriz ama bakın tepkime durumuna bakmak gerekiyor. Yani tepkime durumuna bakmak gerekiyor. Son durum ilk durumdaki farka bakmamız gerekiyor. Normalde yüzde verimli olsaydı bu kadar değişirdi ama şu kadar değiştiğine göre yüzde kaç verimi diyeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Dolayısıyla cevap bu da doğru. Tepkimenin devamı için arkadaşlar tepkime zaten devam eder. Niçin? Ortamda hem C2H5 var hem de oksijen gazı var. O yüzden arkadaşlar C2H5'in eklenmesi gibi bir durum olması gerekmez. O yüzden cevap da burada 1 ve 2 olacaktır. Ve arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ünite bittikten sonra her ünite sonunda size ödevlendirmeler yapmak zorundayız. Ki konu iyice pekişsin. Şimdi bak ne yapıyoruz? Kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar da bitti. Yani çok önemli bir üniteyi bitirmiş olduk. Bizim ders notları kitabımızdan sayfa 45 ve 46 arasındaki mutlaka sorularımızı arkadaşlar burada gösterelim sizlere görüyorsunuz. Ee, ünite değerlendirme 1 ve ünite değerlendirme 2 sorularını yapıyorsunuz. Akabinde arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? TET Soru Bankası kitabı var. Burada sayfa 122 ile 139 arasındaki soruları yapmanız yapmalısınız. Bakın bunlar mutlaka yapılmalı ki konu iyice pekişsin. Ve arkadaşlar kimyatik. Kimyatikten de yine bizim pekiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve sayfa 110 la 125 arasındaki soruları mutlaka yapıyoruz ki hemen akabinde ne yapacağız? Karışımların ötesine geçeceğiz. E, karışımların ötesini anlayabilmemiz için tabii ki yani iyice bir şekilde kafamızın rahat olabilmesi için bu soruları mutlaka yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar yapmaya yapmazsak olmaz. Yaparsak işte konular o zaman anlayabiliriz açılıyor. İyice o zaman dersler anlamlı hale geliyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Tüm gireceğiniz sınavlarda kucak dolusu başarılar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.